Merhaba, bu hafta çok heyecanlıyım. Neden çok heyecanlıyım? Çünkü bu YouTube olayına ilk gireceğim zaman çok özel bir şey yapmıştık. Hatırlıyorsun, Tuna Kiremitçi ile oturmuştuk. Birazcık böyle muhabbet, birazcık geyik denebilir bir şey konuşmuştuk. Ve konuştuğumuz sırada Tuna bana şunu söylemişti. Abi sen çok gevezesin, çok konuşuyorsun. Dolayısıyla YouTube'un o hızına, süratine uygun bir adam değilsin. Daha değerli topla. Ben anlatmayayım, bir onu hatırlayalım. Bak Tuna bana ne söylemişti, onu hatırlayalım. Ondan sonra konuğumla ne konuşacağım çok daha anlamlı olacak. Ne haber? İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın? İyi ya Tuna, ben şeye gireceğim, YouTube olayına gireceğim. YouTube olayı mı? YouTube üstünden canlı yayın. Yapma ya. Bak sen televizyon adamısın ya. Abi iş olur, senle olmaz. Üslubumu değiştirsen? Sakal mı bırakacaksın? Böyle mesela dura dura Nevşin Mengü gibi konuşsan? Reklamlar, bitti. Yani seni YouTube medyası sunarken gözümde canlandıramıyorum abi. Şöyle nasıl olur peki? Bence dene ama. Bu çok önemli. Ben eğer YouTuber olabileceksem biraz Nevşin Mengü style'a olmam lazımdı. Yani onun tarzını yakalayabilmem. Kısa, öz, net, hızlı, tempolu olmam lazımdı. Olamayacağımı biliyordum. Onu hayranlıkla izlemeye devam ediyordum. Ama ilk günden beri onu burada çok istiyordum. Noktalı virgülde çok istiyordum. Bugün Nevşin'le beraberiz. Cidden öyle düşündün mü hakikaten? Gerçekten yani böyle düşündüm. Nevşin gibi konuşmak lazım. Bunun taklidini yapmaya çalıştım. Ciddi misin? Yaptım. Benim de başım belaya giriyor bu yüzden. Niye? Kaba abi bu kızı diyorlar. Bu kız ne kaba ya. Bu nasıl böyle, nasıl konuşuyor bu kız ya. O ama bir yandan bir gruba da çok iyi geliyor. Bir gruba da çok net, çok dolaysız, ya çok bak, karnından konuşmayan bir insansın. Bir şey diyeceğim. Tak diye söylüyorsun. Çok bayık. Bu biraz daha yaşı büyükler şey yapıyoruz. Güzel Türkçemizciler var ya. Hı-hı. Güzel Türkçemiz bozuluyor falan. Sevgili Nevşin. Bir de sevgili diye başlıyor. Saatler 13'ü gösterdiği zaman Başbakan Davut. Abi sokakta böyle konuşan bir insan yok Yekta, yani yok. Bu TRT'nin ilk yıllarında tamam televizyon bir illüzyondu falan filan ama ya bir de şimdi İran'da yaşayınca ben Farsça öğrendim ve anladım ki şimdi bizim Türkçe diye konuştuğumuz kelimelerin yarısı zaten Farsça ve biz yanlış söylüyoruz. Yani bozuk bir Farsça konuşuyoruz biz çoğu zaman. İranlılar da bozuk bir Türkçe konuşuyor. Bak onlara da Türkçeden geçmiş çok kelime var. Bir dil birine üstün değil. Onun için bu komplekslerden sıyrılmak lazım abi. İşte güzel, okey mi? Okey varsa artık okey Türkçe bir kelime bence. Like'lamak mesela Türkçe bir kelime. Hatta devrimci bir şey söyledim, yine güzel Türkçemizciler kızdı bana. Geçen gün şimdi bir tane şey haberi yapmış bizim muhabir arkadaş. İşte telefon şarjları niye uzun gitmiyor falan, uzun gitmesi nasıl? Her mikrofonu uzattığı uzman, cep telefonu bayi şarj diyor. Bak bir toplumun %90'ı şarj diyorsa bu artık şarjdır abi bana soracak olursan. Bunu TDK şarj olarak tabii abi şarj. Yapma ama şunu. Ama yani herkes şarj diyor Yekta. Yani bunu şarj diye zorla. Sen şimdi normal hayatında şarj demeye mi ben başladın? Ben şarj diyorum ama doğrusu şarj dememiz lazım abi. Çünkü bir dil böyle değil midir abi? Çoğunluk ne kullanıyorsa odur yani. Böyle tepeden baskıcı şarj denecek yok diyemiyor kimse. Demek ki bunu Türkçesi kim çağırdı şarj konuk olarak ya? Olay buraya mı gelecek? Daha ilk soru falan sormadım daha. Daha hiçbir şey yok. Şarj. Bak bana geveze diyorsun. Bana çok ukala diyorsun değil mi? Doluyum al, bak al şarj dedirtti sana. Böyle bir konuk getirdik. Ama şu şey çok önemli. Bunu söylemem lazım. Şeyler düşüyor. Biz arada bir bunu şey yapıyoruz. Beyaz gül yağdırıyor ya. Biz de onun gibi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Süpermiş. Şu çok önemli. Hakikaten çok zorlu bir şey başarıyorsun. Neden? Yayıncılık açısından da zorlu bir şey başarıyorsun. Örneğin senin işte Jimmy Jeep ya da Şaryon hareket etmeye başlıyor. Ve onun bir zamanı var. Kamera hareketinin tamamlanma zamanı var. Ben çoğu zaman şunu düşünüyorum. Kameraman hareketini tamamlayamadan sen şöyle diyorsun. Reklam. Evet. Ne oluyor stüdyoda? Yani alıştılar artık bana. Şunu demiyorsun yani normalde bunun standardı kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bu çünkü 2,5-3 saniye sürdü bu anons. Evet. Bu arada da hareket tamamlandı. Evet. Sende hareket tamamlanamıyor bile. Abi bak şimdi reklam. O anlamsız kelimeler, anlamsız şeyler var ya esen kalın, mesen kalın falan. Bunlar hep benim yayınlayacağım haberin süresinden yiyor. Öyle düşün. 3 saniye oradan, 5 saniye oradan ben bir paket haber daha girerim abi ya. Onun yerine 5 saat gevezelik edeceğime kısa öz hadi ara kardeşim aradan sonra görüşürüz. Senin anons sürenle paketler bitiyordur arada şey yapıyordur ne yapacağız biraz bir şey doldur yok, doldur. Yok. Hiç kulağına ya, doldur olmuyor mu? Doldur yani şöyle doldur işi çok acayiptir tabii orada genelde şöyle oluyor bir olay olmuş işte ne bileyim Diyarbakır'da patlama. Paket hazır değil. Bir cümle belki, var abi sadece elimde bir cümle var Diyarbakır'da patlama yayın devam etsin diyorlar abi top çevir diyorlar.
Müthiş. Ne diyeyim abi, işte diyorsun bir şeyler havadan sudan falan. Benim galiba işte ana akım medyada yayıncılık yaptığımda bir 20 dakikaya yakın top çevirmişliğim var. Ciddi misin? Teknik bir sorun nedeniyle bir şeyler oldu. Ne anlattın işte, abi 20 dakika? Şimdi anlatayım mı sana 20 dakika? Gevezeyim ben. Ama sen de fena değilsin bu konuda. Ya onu insan şey yapıyor, öğreniyorsun ya hakikaten top çevirmeyi. Hı-hı. Bir de bizim Türk televizyoncunda bir şey vardır o. Çok güzeldir ya. Yayında toplar. Yayında toplar. Yayında toplar müthiştir. Abi o görüntüsü yok, o bilmem ne, kaset kopmuş falan. Yayında toplar. Ama toplar. Toplar arkadaş. Çok acayip bir şey. Doğru. Toplar. Bugüne kadar ben bir iki kere belki denk düşmüşümdür toplamadığına ama toplar. Toplar tabii. Bir de en olmayacak yayın kesin toplar. Ve hatta iyi yayın olur. Onun herhalde böyle laktik asit mi doluyoruz, enerjisi mi bir farklı oluyor, dikkat mi, konsantrasyon mu yoğunlaşıyor yayında. Çok ya biz iyi topluyor. Türkler yayıncılıkta iyiyiz bence. Ondan internet şeysinde de iyiyiz değil mi? Yayıncılığında şimdi internete apayrı konuşmak istiyorum seninle ama önce madem bu alana girdik, bu alandan devam edelim. Evet. Senin yurt dışı deneyimin, batı deneyimin, doğu deneyimin çok fazla. Gerçekten biz yayıncılıkta neredeyiz? Ya biz iyiyiz. Bak ben sana bir söyleyeyim. Ben BBC'ye gittim 3-4 sene önce. Daha yeni şey yapmışlar. Binayı renove etmişler, açık ofis yapmışlar. Adamlar bize geziyor, açık ofis yaptık, açık ofis, bakın nasıl yenilikçiyiz falan. Artık dayanamam, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle dedim ya. Yani açık ofis Türkiye'de falan 70'lerde yapıldı medyada. Oo çok güzel, 70'ler, abartmayın. 70'ler değil ama 90'ların sonrası. 2000'lerden sonra kesin yani, son 15-20 tabii, senedir ama kesin. Ama şimdi bitti mesela çünkü yani iyi olmadığı anlaşıldı mesela. Yani adamlar daha orada açık ofis yaptık biz, höy 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 falan yapıyorlar mesela. Bana soracak olursa. Şarjı şarj yaptı, şimdi BBC'ye yürüyor. BBC bak dikkat et. Yani inanılmaz bir şey, inanılmaz. İran'a da yürü biraz. Yürü yürü. İran'a. Yürü, bugün seni tanıyoruz. Sağ ol gitsin. Sağ ol, bir rahatla bir rahatla. İran'la ilgili şey var abi, Türkiye'de sekülerler İran'ı çok böyle gözlerinde, ah İran edebiyatı, ah İran müziği, İran insanları ne sofistike falan. Değil abi, öyle bir şey yani, normal. Türkiye neyse bu da İran o. Yani aynı zaten, nüfuslar aynıdır. İşte mesela üretim alanlarına bakıyorsun, Türkiye ile aynı, petrol çıkar. İşte ne bileyim otomotiv sektörü aynı, burada da işte tekstil aynı falan. Bayağı bildiğin İran olacağız mı, var mı ya? Biz İran'ız zaten. Kültürel geçmiş ve tarih konusunda bir şey söyleyeceğim. Benzersiz bir coğrafya. Yani abi herkesin kültürü kendine, biz kendimizi gözümüzde fazla büyütüyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Gitsen İskandinavlara baksan, onlar da sana bir Viking şeysi anlatır. Bilmiyorum. Anladın mı edebiyatı bilmem nesi. Biz kendi kendimizi, biz ah ne bilmem. Ya abi herkesin kendine göre. Bak hiç Japon İmparatorluğu bilen var mı Türkiye'de? Yok. Değil mi? Hı-hı. Çin geçmişi bilen var mı? Yok. Ondan sonra biz süperiz, biz süperiz diye anlatıyorsun. Yani. Şu anda yaklaşık 5 dakika oldu video. 5 dakikada yürümediğimiz yer kalmadı. Biz soluklanıyoruz. Derin bir nefes al, yaz. Ya aşağı yağ. Çünkü böyle bir şey. Şimdi bunu soracağım. Çünkü şu ana kadar yorumlar bölümü coştu. Şarjla başladık. Şarj diyor bu. Ben demem. Buradan devam ediyoruz. Bunu soracağım. Her gün yayındasın. Çok zor bir iş yapıyorsun çünkü çok zor bir coğrafyada yapıyorsun. Yani güncel siyasetin bu kadar çok damarımıza zerk edildiği çok az zamanlardan geçtik. Dünyada da bunun çok az karşılığı var. Ya bak şimdi size bir örnek vereyim sana burada. Soru sordurmuyor. Çok sordurmuyor. İyi konu. Ben burada bilin. Çok iyi konu. Hayır bir şey anlatmak istiyorum. Buradan bir şey anladın geçen mı? Geçen bir şey. Ne anlatacaksın? Bak şimdi bir şey anlatacağım. Venezuela'da şey krizi var ya. İşte petrol fiyatları düşünce millet aç falan, her şey kara borsada falan. Bir tane Venezuelalı Türk bulduk iş adama. Yani yeri Venezuela'da, yani Türk çok güzel konu. Ne zamandır yayın alıp anlattıracağız. Her gün konuşuyoruz yayın önce, alacağız bugün falan diye. Fakat abi bir hafta erteledik adamı. Bir hafta her gün ertelemek zorunda kaldık çünkü yayına işte tamam normal bir gündem diye giriyoruz. Öyle şeyler oldu ki her gün 3 saatte adama verecek 5 dakika bulamadık yani, öyle düşün. Ki o kadar güzel de bir konuk. Güzel tabii bir güzel konu. De bir konuk. Ama işte bu anekdotu zorla anlattım şurada Yekta yani. Bana da yürümeye başladım. Çok acayip. Devam. Ben şunu soracaktım. İyi niyetli. Ona da birazcık böyle rahatlaması için bir şey sorayım. Hiç gerek yokmuş. Şunu soracaktım. Yani her gün göz önündesin. %50 seviliyorsun, %50 sevilmiyorsun. Doğru. Hatta Türkiye artık öyle ki sevgi sevgisizlik diye bir şey kalmadı. Tapınma ya da nefret etme. Yani %50'si sana bayılıyor. Senin işte bu şarj demene hasta, hötsötlüğüne hasta, ölüyorlar, bitiyorlar sana. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani şeyi yok çünkü bunun da herhangi bir eleştiri şeyi yok. Yani çok iyisin ama şu falan demiyorlar. Hep çok iyisin. Bu kısımda nefret ediyor. Bir doğru. Kaşık suda boğabilir. Doğru. Peki bu çok şizofrenik duruma nasıl dayanıyorsun? Çünkü sen bu bilgiyi alıyorsun. Sosyal medyayı takip etmesen bile. Alıyorsun ediyorum, bu bilgiyi doğru. Ve ertesi gün yayına çıkıyorsun. Şey oldu herhalde. Yani ben senden bir tık
bir sonraki jenerasyonum. Herhalde bizim kafamızda o ikisinin yeri ayrıştı. Bize... Bana yaşlı da dedi. Yaşlı demedim, olgun dedim. ben de aslında şimdi şeyim yani, alttan gelen başka bir jenerasyon daha var. Tabii canım, genç insanlar var. Tabii, ben artık yaşlandım. Tabii. Ama ben arayayım desem biz yine aramızda şey yaptık. Yani o ikisi ayrıldı, ben o kadar etkilenmiyorum işte. Yani sabahtan akşama sövüyorlar Twitter'da mesela, gülüyorum falan diyorum. Çok sövüyorlar mı? Hiç dava oldu mu? Ya şöyle bir iki açayım dedim. Bir ara terörist demişlerdi bana da, neyse işte uzun hikaye. Onu açayım dedim hani biraz da tazminat kazanırım falan diye açıkçası. Abi savcılık uğraşamıyor. Hepsi böyle bot hesap falan filan. Bulmuyor onu yani kimse. Boş yere. Onun için Twitter'dan sövmek serbest. Artık bu dünya böyle bir dünya ya. Yani böyle yaşanacak. Olabilir. Bunu bu kadar rahat kabulleniyorsun yani. Çok acayip, güzelmiş. Önemli değil yani. Peki ya aslında yayıncılık değildi bütün konuşmak istediğim, ben bambaşka şeyler konuşmak istiyordum. Triatlon özellikle konuşmak istediğim konu. Ben bugün sadece burayı konuşuruz diye düşünüyordum ama bir yandan da şu anda Türkiye'nin yayıncılığında yayıncılığı böyle en sırtında hançer gibi hissedenlerden birisin. O yüzden de merak ediyorum ve soruyorum. Yani bütün bunlardan sen etkilenmiyorsun belki ama senin işverenlerin, kurumun ya da iş arkadaşların, kameramanın, işte oradaki bütün editörler, şunlar bunlar, onlar da mı etkilenmiyor? Bütün bunları nasıl taşıyabilir insan? Yani kanal etkileniyordur muhtemelen. Çok bana yansıtmamaya çalışıyor yöneticiler. Sağ olsun işte yönetici kadromuz, genel müdürlerimiz, işte haber yayın yönetmenimiz vesaire falan. Öyle yani, çok da üzmemeye çalışıyorlar beni aslında, tahmin ediyorum. Çok artık böyle çok ekstra bir şey olursa, çok uçarsam yayında falan. Bir de bunu sorayım o zaman, sonra bu konuyu kapatalım. Bazen ben mümkün olduğunca seyrediyorum seni. Bazen uçuyorsun ama şöyle uçuyorsun. Uçmaktan bazen duyguların geliyor, devreye giriyor. Yani çünkü öyle bir haber sunuyor, anlatıyor ya da gösteriyorsun ya da sen de o anda görüyorsun. Belki apar topar geldi bir son dakika haberi. Doğru. Nedir senin buradaki kontrol mekanizman nedir? Bir haber sunucusunun, bir habercinin kontrol mekanizması, adalet terazisi nedir? Aynen. Sende ne oluyor? Ya olayı birebir yaşamamaya çalışmak lazım. Yani sen olayın bir öznesi veya nesnesi değilsin, aktarıcısısın. Medya zaten aracı demek ya, yani aracılar demek daha doğrusu. Sen orada bir aktarıcısın ve aktarıcı olarak kalmaya çalışmak lazım. Yani ötesine geçmemek lazım ama Türkiye'de aslında bu böyle ola gelmiş. Hep gazeteciler hep bir şeyin öznesi aynı zamanda. Olmayı da seviyorlar bak. Burada bunu söyleyeyim, hani bayılıyoruz biz böyle gazeteciler de böyle. Anladın mı olayı? Şöhret olalım. Tabii şöhret olalım. Kahraman olalım falan. Ama aslında yani sadece aktaran olmak lazım. Bu iş böyle. Türkiye'de kimi medya figürleri medyanın verdiği güçle şarj olmayı sever. Şarj. Doğru oldu mu? Sırf sen mutlu ol diye, sırf sen mutlu ol diye şarj dedim burada. Triatlona geçelim. Geçelim. Çok acayip bir şey. Çünkü bunu özellikle söylüyorum. Sen sporun her dalını, yaptığın her dalını işte mış gibi yapan, yandan yapan, aman da giyeyim süslü eşötmen takımımı, eşötmen diyeceğiz herhalde değil mi? Şarj dediğimize göre eşortman takımını Eşofman takımımı giyeyim de işte aman sabah da beni bebek sahilinde yürürken görsünler falan insanı değilsin. Ya sen bu konuda manyak birisin. Ya evet. Evet. Hayır diyemeyeceğim. Şöyle mesela çoğu insan bu tarafımı bilmiyor. Çünkü işte sabah antrenmanda 50 fotoğraf post edemiyorum ben hakikaten antrenman yaptığım için. Ama işte seninle de konuşuyorduk ya, biraz da bu kısmı aslında şey yapmak lazım. Ya göstermek lazım insanlara. Bu olumlu bir gösteriş. Aynen öyle. Yani ben bazı şeylerin gösterilmesinin olumlu bir değer sağladığını, olumlu bir katma değer sağladığını, yaptığın spor dallarına bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. Tam da bunun için şimdi hemen o spor dallarından bahsedelim. Şey yapıyorum ben. Bu sene, geçen sene oluyor, 25 Ekim 2015. Gloria Ironman. Ironman denmesinden rahatsız mısın? Yok, hayır. Marka değil Iron mi? Ironman marka. Yapacak bir şey yok yani. Ironman. Şimdi şu zamanında işte 3 tane Hawaii'de Amerikalı asker hangisi daha fit diye ölçmek istiyorlar. Biri yüzücü, biri bisikletçi, biri koşucu. Diyorlar ki abi işte 4 kilometre, 180 kilometre bisiklet. Bir Fransız, bir Alman uçağa binmişler fıkrası gibi, çok saçma. 42 kilometre koş. Mesafe 4 kilometre, 180 bisiklet, 42 koş. Hangimiz daha fitiz diye bu üçünü beraber yapmışlar kim ne oluyor diye. Hı hı. Oradan çıkıyor. Şimdi bir Ironman mesafesi var, bir de yarı Ironman mesafesi var. Yarı Ironman'de daha Avrupalıların bulduğu bir şey yani, günümüzde uyar. Mesafeleri yarıya böl. 2 kilometre yüzüyorsun, 90 bisiklete biniyorsun, 21 koşuyorsun. Yani yarış başlıyor, yüzmeyle başlıyor. Kaç saat denize sürüyor?
Abi şimdi benimkisi 6 saat falan sürdü. Şimdi tabii burada sürat 6, yani 5'e yaklaştırmaya çalışıyorum bu sene. Bunu kazanman senin mümkün değil, değil mi? Ya şöyle, yaş grubunda kazan. Yani yaş grubunda bu sene Ironman mesafesi yapıldı. Power Star bizim Türkiye Triatlon Federasyonu yaptı Antalya'da. Orada 3. oldum mesela. Duatlon var. Önce koşuyorsun, sonra bisiklete biniyorsun, sonra tekrar koşuyorsun, sonra Türkiye şampiyonu oldum mesela. Bir dakika, senin 6 saatte tamamladığın işi kazanan kaç saatte tamamladı? 4. 4 saatte tabii tamamladı. Kadınlarda Daniela Ralf 4-4 falan. Kadınlarda bir tane kadın kaç yaşındaydı bu insan? Daniela, yani aslında uzun mesafe yarışları yaşla olur, bizde genç olmaz. Bak ben Türkiye duatlon şampiyonu oldum, 19 yaşındakileri geçtim. Şimdi mesafe gençken kısa mesafe sprint atabilirsin abi. Uzun mesafe yaş ilerledikçe. Evet, maratonda mesela bunun tabii karşılığını olimpiyatlarda da çok görürüz. Aynen, görürsün. Ultra maratonlar var mesela, 100 kilometreler üstü. Şimdi mesela orada 40 yaş üstündekiler o herkesi şey yapar, geçer. Dolayısıyla işte bizde hep böyle şey var, ön yargılar var Türkiye'de artık. Bizden de geçti falan değil tam aslında. Tam ultra maraton yaşındayım ben. Evet, tam Allah, tam yaşındasın. Tam ultra maraton yaşındayım, koşasım geldi. Peki çok acayip bir kamptan çıkıyorsun değil mi buna hazırlanırken? Ya şöyle, bu bir hayat tarzı. Mesela bu sabah ne yaptım ben biliyor musun? 5'te kalktım. Big antrenmanı deniyor. Önce bisiklet. İniyorsun, hemen koşmaya başlıyorsun. Yarış simülasyonu, yarışa adapte olmak için. Sabah 5'te hemen bir tempolu böyle bir bisiklet 40 kilometre. Bu sabah mı yaptın bu sabah, bunu? Bu sabah. İndim bisikletten. Sonra hemen bir böyle 6 kilometre tempolu bir koşu. Ondan sonra 6 kilometre. 6 kısa yani. Kısa sert. Sonra köpek var abi, onu gezdirdim. Onunla bir koşu falan. Çok güzel. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Çamaşır yıkadım. Bak bunları hepsini yaptım ben bu sabah. Sonra yayına geldim. Şimdi gideceğim. Yayın yapacağım. Şimdi canlı yayına gideceğiz. Canlı yayına gideceğim. Burada dursak mı acaba? Çok saçma oldu. Çünkü bundan sonra ne sorabilirsin ki insana ya? İnsan ya, değil ki zaten. Bir şey diyeceğim. O tempoya alışılınca zaten yapıyor. Yani ben 5'te olduğumda peki bir şey diyeceğim. Bu senin normal hayat tarzı dedin ya bana, hani bu kalabalık yaptım böyle şey. Böyle. Ben böyle bir sana bir soru sormaya çalışıyorum. Hayır, bu zaten hayat tarzın falan. Güzel yap bunları, yürü bana. Tamam. Onda bir sorun yok da. Peki bu şeye hazırlanırken işte diyelim ki 25 Ekim onu artık şimdi yakınlaştığında bunu nereye katlıyorsun bu işte, hayat tarzına? Bu 19 Haziran'da. Bu hep böyle gidiyor öyle mi? 19 Haziran'da şeyde koşacağım. Danimarka Kronborg'da koşacağım, yine yarı Ironman mesafesi. Bu Puma'nın bir şeysi var, kampanyası kadınlar için, Cross the Line diye. Yani çizgiyi aş, kendini tamam, aş. Güzel. Hani biraz da onun da temsilcisi olarak, bir Türk kadını olarak Danimarka'ya gideceğim. Orada bakalım işte bir şey. Aynı mı o da Antalya'dakiyle aynı set mi? Aynen öyle. Oradaki challenge Baltık Denizi, su soğuk olacak yani 12 dereceler, 13 dereceler. Hiç girdim mesela, öyle soğuk suya. her sabah 5'te kalktığımda bir zeytinyağlı fasulye yaparım. Önce yemeği yapıyor ama salak. Peki bunun nasıl buna nasıl çalışıyorsun? Burada mesela i̇şte havuzda soğuk suya mı giriyorsun? Şöyle, böyle şeyler var mı imkanlar? Şöyle yaptık biz. Yani burada bu işlerle uğraşan arkadaşlarla beraber mesela Nisan sonu mu oldu acaba? Yok, Mayıs başında Maltepe'de girdik. Yok, Caddebostan plajında girdik, yüzdük mesela. Bak bu İstanbul'da deniz kirliliği de abartılıyor. Millet Avrupa'da pis Tuna Nehri'nde yüzüyor ya. Ben sana söyleyeyim, İstanbul'da deniz tertemiz, hiçbir şey yok. Yayıncılıkta bir numarayız. Deniziniz tertemiz ve şarj demeyi unutmayın. Peki tamam, ne yapalım, konuk yani, yapacak böyle şey yok. Böyle çıktı bu. Böyle çıktı. Peki bu süreçte beslenmene özel bir dikkat etmen gerekiyor. Ben mesela şey bilirim, stopçu arkadaşlarım vardı. Manyak gibi leğenle makarna yerlerdi, doğru, pilav yerlerdi. Leğenle ama ya, böyle bir şey yapılır mı? Manyaklık gelirdi bana. Ya çok acıkıyor ama işte insan yekta. Onların şimdi vücutları bir beni düşün yani. Senin öyle özel bir diyet ya, mi denir? Özel var diyet, şöyle veganım ben zaten. Çocukluğumdan beri de vejetaryenim. Hiç et yemedim, etin tadını bilmem ben. Bir süredir de veganım. Ve çok da memnunum bu işten. Karbonhidrat ağırlıklı yarış öncesi. Tabii. Mesela bu sabah ne yemeği yaptın? Abi şöyle bir şey yaptım ben. Çok güzel şeyler icat ediyorum bu yemek konusunda. Kendime evde yaptığım çikolata var. Nasıl yapıyorum bunu biliyor musun? Kakao, çiğ kakao, avokado, hurma. Avokado, hurma. Zıt yapıyorsun bunu. Avokado desen canım, boşver, salla sen zaten. Yapıyorsun. Yok ki Türkçe şarj, avokado, eşitme. Ben de Türkçe az. Kaleografi. Blender'da zıt yapıyorsun. Bayağı çikolata oluyor. Müthiş yani. Bunu şeyle karıştırdım azıcık. Yulafla, cevizle bunu yedim. Çok ay, o kadar güzeldi ki bak. Tadı devamında kalıyor.
Bak, avokado, bak, hurma, kakao bak. Kakao. Çok az yulaf ve ceviz gibi. Bak noktalı virgül çok acayip bir program. Ben sana söylüyorum. İlk kez böyle bir şey olabilir mi ya? Yemek tarifi, yemek bile değil. Özel bir vegan çikolatası mı diyeyim çikolatası ben? Çikolatası ama o kadar güzel oluyor ki. Yani formuna dikkat edenler için, işte E, C maddeli bilmem ne yemek istemeyenler için evde yapılıyor. 5 dakika ya hiçbir şey değil. O kadar güzel oluyor ki. Süpermiş. Çok acayip bir konuğum var. Gerçekten çok acayip. Seninle tabii Motto Müzik dedim. Şimdi Motto Müzik'te olduğumuz için belki müzikle konuşmak isterdim ama tam programa girerken çok sağ olsun Barış Akpolat'tan hemen bir mesaj geldi. Niye şimdi müzikten hiç anlamaz. Anlamam. O yüzden hiç girme müzik konusuna. Bu konuda da bayağı aynı gazetede, aynı atmosferde çalıştığınız dönemde tırnak içinde doğru. Geyik yaptığınızı bana söyledi. Aynen öyle. Müzikten anlamayan bir konuğumuz var. O yüzden ama bak şimdi çok önemli bir sürpriz. Çok yakında Nevşin'le de bunu sürekli konuşuyoruz. Zaten aslında bugün burada bir araya gelmemizin bir nedeni de bu. Tabii ki öncelikle nedeni benim onu dinlemekten çok büyük zevk almam. Tüm bilgi birikimini anlatışındaki dürüstlükten, samimiyetten çok büyük bir mutluluk duymam. Ama bir nedeni de şu. Yakında Nevşin bütün bu hayat tecrübesini, bakın bir vegan, bir sporcu, bir triatloncu, bir yayıncı, bir haberci ve onun dışında da elbette bizim şu anda bilmediğimiz onlarca hayat zevki veya hayat disiplini var. Bütün bunları bir YouTuber olarak YouTube üstünden sizlerle paylaşmaya hazırlanıyor, doğru mu? Aynen öyle, aynen öyle. Biraz spor tarafı olsun. İşte biraz her şey olsun ya. Ben günlük hayatımda ne yapıyorsam. Hı-hı. Çünkü hakikaten insanların madem ilgisini çekiyor. Bak yemek tarifi verdim. Aa ne evet. Güzel diyorsun. Paylaşayım ya madem insanlarla. Ya bir yandan da aslında istiyorum. Bir yandan da bu günümüzün dünyasında bu senin de yakından takip ettiğin bir şey. Tecrübe, bilgi ve bilginin birebir aktarımı. Çok doğru. Genellemeden birebir aktarımı çok önemli. Ne yazık ki şunu dürüstçe kabul edelim. Senin yanında bunu söylemek belki yakışık almıyor ama ana akım medya bu konuda çok kontrollü. Çok. Çerçevesi dar. Çok. Ve çerçeveli olmak zorunda. Oysa bizim burada yaptığımız yayıncılıkta ya da çok daha kişisel yayıncılıkta. Yani şu anda bu videoyu izleyenlerin çoğunun da kendi kanalı var. Onların da ben bazen giriyorum izliyorum. Hayatta benim ilgimi çekmeyecek bir konuda bir şey öğreniyorum. Çok doğru. Biraz önce bize verdiğin çikolata bar tarifi. Evet belki bir vegan da bununla ilgilenecek. Hayır sadece o değil. Şu anda eminim ki ya spor yapıyorum. Sabahları ben işte iyi uyanayım diyen biri de ilgilenecek. Aynen öyle. Hem biraz sporu paylaşayım istiyorum. Hı hı. İşte ve tabii oraya giden yolda aynen nasıl besleniliyor, ne oluyor ve iş hayatıyla bu iş nasıl oluyor? Bu çünkü hani herkesin merak ettiği bir şey. İş hayatıyla oluyor mu? Oluyor tabii. Yani disipline edersen oluyor. Peki mesela şey var mı? Bunları da hep paylaşırsın ama ben böyle küçük küçük şey başlıkları alayım. Başlıklar alayım senden. Ha. Örneğin bir eğlence hayatın var mıdır? Şimdi yayından oldukça geç ve yorgun çıkıyorsun. Doğru. Geç saatte yorgun çıkıyorsun. Sabahta 5'te, 6'da kalkan bir insansın. İşte bir konsere gitmek, bir yere gitmek böyle bir şey oluyor mu? Oluyor tabii, ayarlıyorum. Yani ne mesela tiyatro sevdiğim bir şey. Tiyatro festivalinde oyunları kaçırmamaya çalıştım. Harika. Çok güzel bir oyuna gittim. Nefret Radyosu diye harikaydı. Evet, zorlu. Biliyorsunuz şeydi. Stüdyo sahnesinde. Aynen öyle. Çok güzeldi. Ruanda'daki soykırım sırasında bir radyo kanalı nasıl yayın yapmış? İşte mesela bak bu da tabii çok, ayıracaksın. Bravo. Hmm. Şimdi hayır zaman ayırma nerede konu konuya bağlanıyor ama aynen. Ne dediğimi anladın. Şimdi senin o oyuna gittikten sonra çıktığın andaki taze duygularını YouTube kanalında paylaşıyor aynen. Olmanın heyecanını düşünsene. Çok doğru, çok doğru. Bu belki elbette ki bir tiyatro eleştirmeninin tiyatro eleştirisi değil. O başka bir şey o tabii. O bambaşka bir şey. O da olmalı. Tabii. Hatta yazılı olmalı, internette olmalı filan. Ama bir yandan da çok sıcak tiyatro eleştirmeni olmayan tırnak içinde sıradan seyircinin kendi dünya anlayışı üstünden bir cümlesi. Belki de bu Ruanda katliamı senin habercilik geçmişinde bir dokunduğu bir yer var. Tabii. Belki de sen yayınında doğru. Diyeceksin ki ya arkadaşlar bu izlediğim oyundaki anlatılan oyunla ilgili ben şu tarihte şöyle bir yayın yapmıştım ya da yapmak durumunda kalmıştım. Çok acayip bir bilgi bu. Aynen öyle. Çok aynen özel. Öyle. Tam da bu. Peki ne zaman böyle bir iki aya kadar başlar mıyız yavaş yavaş? Başlarız. Yazın başlarız. Haziran ortası başlarız. Ne diyorsun? Bence Haziran ortasına bile kalmadan ufak ufak bak şimdi 19 kaçında Danimarka'ya gidiyorum? 19'undan önce bu hafta sonu çok güzel bir organizasyon var. Ultimate Cunda diye. Tamam. Cunda Adası'nda. Yine aynı şekilde biz sabahleyin bir mountain bike, dağ bisikleti, bisiklet parkuru koşulacak. Harika. Kaç kilometre? Tam emin olamadım şimdi mesafeden. Tamam. Sonra yüzme parkuru. 2 kilometre öğlen yüzülüyor. Cunda'da çok güzel ama yüzme harika, parkuru böyle harika. Şey içi.
En sonunda bir trek, işte hafif yarı doğa koşusu gibi. Mesela bu yarı çekeceğim, orada çekeceğim ne var ne yoksa ve röportaj yapacağım sporcularla. Harika. Çok güzel olacak. Kim o zaman önümüzdeki hafta Nevşin'in kendi YouTube kanalından, daha sonra onu biraz organize ederiz. Biz de burada Motto ailesi ya da Patika ailesi neler yapabileceğimize bakarız. Kendi YouTube kanalından bu Cunda macerasını hafif hafif izlemeye başlayabilirsin ama daha sonra Haziran'a doğru bunu çok daha böyle kurumsal demeyeceğim, profesyonel derli demeyeceğim. Toplu diyelim. Derli toplu. Bravo, harikasın. Beni o sevmediğim iki kelimeden kurtardın. Harikasın. Daha derli toplu hale getirelim. Haziran dediğin 19 Haziran. 19 Haziran'da da şey var. Danimarka'da, Kronborg'da. Danimarka'da ya da o bölgede yakınlardaysanız 19 Haziran'da Nevşin'i desteklemeye gidebilirsiniz. Giderseniz hepinizden şunu rica ediyorum. Videolar çekin. Bize yollayın. Daha sonra biz onları derleyelim, toplayalım. Ve belki hem Nevşin'in kendi YouTube kanalında hem bizim kanalımızda seyrettirebiliriz. Nevşin'i destekleme videolarınızı bekliyorum 19 Haziran'da Danimarka'da. Biz de yanında olacağız bir şekilde. Yani Nevşin, daha konuşacak çok şeyimiz var ama seni yayına göndermemiz hadi lazım. Senin yarım kalmış bir şey var mı söylemek istediğin? Bizi düzeltmek istediğin? Yok, harika bir sohbet oldu ya. Çok güzel, sevdim ben bu işi. Gerçekten mi? Evet, yapacaksın değil mi? Peki kendi yapacağım. YouTube kanalında beni konuk alacak mısın? Almaz olur muyum ya? Alacağım. Ya ben bir de radyo programına başlıyorum CNN Türk'te. Orada da alacağım ben seni. CNN Türk'te radyo programı radyo programına başlayacağım. Ona da Haziran'da başlamayı düşünüyoruz. Böyle hardcore artık siyaset falan değil de yine gündem, yine güncel. Sen ve konuklar. Ben mı? Konuklar. Aynen öyle, kafamıza göre. Bağlantılar. Bağlantılar. Çok keyifli olacak. Bir saat gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? 45 dakika 45 kadar dakika. Sürecek. Biraz müzik de çalacağım orada. Sen? Evet, anlamam ama ben böyle chill out, lounge kafaları çok severim. Biraz artık onları aralara atacağım. Bir saniye. Barış! Nevşin radyoda program yapacakmış, programda da müzik çalacakmış. Ne diyorsun? Olur mu sence? Rock değil, rock. Bana o kadar zaman yalan mı söyledin? Anlamıyorum ben müzikten diye. Abi rock'tan anlamıyorum çok. Ha, okay. Az anlıyorum. Karşılıklı bir kere Brian Ferry konserine gittik Nevşin'de. Ha doğru doğru. Bak, bu ne oluyor burada? O kadar. Dedim sen ne anlatıyorsun Nevşin? Ünlü biri mi bu abi falan dedim. Doktor Virgül'ün bu bölümünde sürpriz konuk Barış Akpolat'la kapatıyoruz. Nevşin Mengü, iyi ki var hayatımızda. Gerçekten de Türkiye'deki hem yayıncılığa hem haberciliğe çok farklı bir dil getirdi. Çok farklı bir dil ya. Çok başarsın.